daha önceki sohbetlerde Peygamber Efendimiz'in Medine'ye geldiğinde ilk yaptığı mescidden sonra ve muahat meselesi, kardeşlik ilanı meselesi vardı. Şu anda ister Müslümanların genel manada, ister Türkiye'deki problemler, krizler, isterse hizmetimizin maruz kaldığı musibetler, bunların çözümünde kardeşliğin, ifak ve ittifakın bir vesile olması söz konusu mudur? Bu da ayrı bir şey. İnşallah bir dediğimi bir diyeceğim yerde unutmam. Meselenin bir yanı esas sağlam bir uhuvvet, birlik, beraberlik. Hazreti Üstad'ın ifadesiyle vifak ve ittifak. Bu da ifade ekipleriyle birisi kullanılıyor, birisi iftihar babında. Yani karşılıklı bir birlik, beraberlik tesis etme demek, muvafakat. Faale babından olunca o da biraz muvafakata, anlaşmaya, uzlaşmaya, hemhal olmaya. Frenkçi ifadesiyle bir yönüyle herkes böyle bir empati mülazasıyla karşı tarafın hissiyatını, genel düşüncesini, neşet ettiği kültür ortamını, ilim ufkunu, idrak seviyesini çok doğru okuyarak sonra onu okuyacağı şeyler okumaya öyle teşebbüs etmeli. Birilerine bir şey okumadan evvel bence onları doğru okumazsak şayet hiç farkına varmadan iyilik yapıyoruz diye onların canlarına okumuş oluruz. Bu da halk ifadesi. Bu açıdan evvela vifak kelimesi üzerinde durmak lazım. Yani iradenin hakkını vererek herkes ne olur aramızdaki muhakkak münakaşa, münazaa mevzularını bir tarafa bırakarak belki başka zaman ve başka ahval altında aynı şeyleri yapamadık. Evet, onu arz edeceğim inşallah. Böyle bir şefkat tokatı, bir kulak çekmeye maruz kaldıktan sonra ihtimal bizim o noktada bir eksikliğimiz vardı ki esas kardeşlik tevfik-i ilahinin bir vesile olmasına rağmen demek ki biz o kardeşliği tam tesis edemediğimizden, öyle bir vifak tesis edemediğimizden dolayı Cenab-ı Hak bir kulak çekmeyle bizi tedip etti, aklınızı başınıza alın dedi. İttifak kelimesi de bildiğiniz gibi iftial kifinden geliyor. Onun manasında da mütavaat vardır. Esas o birleşme, beraberleşme, anlaşma, baş başa verme, kubbedeki taşlar misalini veriyor. Onu tabiat haline getirme, içtenleştirme. Yani böyle bir tabiata mal edilmeli ki, öyle bir içtenleştirilmeli ki, o mevzunun önemi, ehemmiyeti düşünülmediği zaman bile, o mevzudaki emirlerin hassasiyeti göz önüne alınmadığı bile, alınmadığı zaman bile, hani وَتَعَوَنُ عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُ عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Orada da yine gördüğünüz gibi müşareket daha ziyade ifade eden bir kiple ifade ediliyor. Bunu asaf kaidelerinden anlayanlar anlar. Diğerleri de zannediyorum siyaktan sibaktan anlıyorlardır. وَتَعَوَنُ عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُ عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Birru takva meselesi esasen, yani insanların uhuvvet salelerinde ifade edildiği gibi Allah bir, peygamber bir, din bir, diyanet bir, gaye-i hayal bir, mefkure bir, geçmişten dinimizin temel disiplinleriyle bir yönüyle elenen, süzülen, bir yönüyle onlarla tevfiki sağlanan gelenekler bir, görenekler bir, ananeler bir esasen, bir kültür birliği var. Bütün bunları nazarı itibara alarak hani bir yerde bine kadar bir bir diyor, bir yerde yüze kadar bir bir diyor. Peygamberliğin birliği gibi, çizginin birliği gibi, kaderin birliği gibi çok birlikler ilave edebilirsiniz. Onlar nazara havale ediliyor. Bu meseleyi tabiatın bir derinliği haline getirmek lazım. O hale getirildiği zaman insan şunu diyorum yani. İşte o Maide suresindeki o ayet, günahta, masiyette bir araya gelme. Gelin saldırmada hep beraber olalım.
bize zıt olan şu kimseleri bitirelim. Bu günahta, masiyette, tuğyanda, dalalette, şeytanın telkinlerinde bir araya gelme demektir. Aman zinhar, böyle bir meselede bir araya gelmeyin. Bir diğeri iyilikte, takvada esasen her bir araya geliş bir yönüyle o tabirle ifade etmek şayet makulsa, mahsuru yoksa şayet meleği âlânın sakinleri beklenen buydu. Daha öteye gideyim ben. Âlâlar âlâsının esas isteği, muradı sübhanesi işte arzu edilen buydu. Dedirtecek şekilde bir taavün, bir tesanüt o zaman. Bir taavün, bir tesanüt tesis etme. Bu emirleri görmesek bile, duymasak bile, böyle bir şey olmasa bile işliye işliye tabiatımıza mal ederek, içtenleştirerek bunları. Adeta tabiatın ihtiyaçları gibi o duyguyu ortaya koyma, o hali ortaya koyma. Yani Kur'an'ın bazı meseleleri ifade ederken kullandığı kiplerdeki incelikleri nazarı itibara almak lazım. Hani iftihaldeki kipe bağlı söyledim bunu. Öyle bir içtenleştirme olacak ki burada, yani hakikaten her gördüğümde ben bu kardeşime bir sarılsam falan. Bu mevzuda o Cenab-ı Hakk'ın sarılığın emrini hatırlamadın. Fakat tabiatına önceden öyle onu içirmişin, öyle sindirmişin ki hakikaten öyle sarılma geliyor. Senin içinden öyle bir sarılma geliyor. Mebde-i bu türlü şeylerin hepsi tamamen iradeye bağlıdır. Siz meseleyi sorarken öyle dediniz. Yani muhacirin ve ansar kardeşliği. Muhacirin ve ansar efendilerimizin birbiriyle kardeş yapılması mevzu, belki zahiri sebep açısından birilerinin böyle mazlum, mağdur, mahrum görünmeleri vardı. Çünkü müşrikler Mekke-i Mükerreme'de onların bütün mameleklerine el koymuşlardı. Bunlar bizim Lat, Menat'a bağlı dinimizden çıktıklarına göre zaten onlar çoktan ondan kopmuşlardı ve hele bazılar vardı ki hiç bağlanmamışlardı. Öyleyse bunların bıraktıkları mal bizim için ganimettir. Geride bıraktıkları hanımları, kızları bunlar da bizim cariyemizdir. Mülahazasıyla hareket etmiş, ne kadar mamelekleri varsa hepsine el koymuşlardı. Ve bunları onların o yaz ve kış seyahatlarında götürdükleri yerlerde satıyor, yiyor, üzerlerine oturuyorlardı. Müşrikçe bir tavır ve davranış içindeydiler onlar. Şimdi bir taraf böyle mahrumdu tamamen. Elinde avucunda ne varsa hepsi gitmişti. Bilmiyorum Seyyidina Hazreti Osman gibi Beni Ümeyye'den olması, o Müslüman olup arkada kalanlar Müslüman olmamasına rağmen acaba bazı şeyleri Medine'ye getirme imkanı verildi mi ona? Yoksa oraya göç ettikten sonra, o mübarek hicreti gerçekleştirdikten sonra bazı kimseler vasıtasıyla bazı şeyler getirdi mi oraya? Çünkü Tebuk seferine çıkarken söylenenlere göre 500 deveyi yüküyle bağışlıyor. Yani savaşta bunlar kullanılsın diye. Savaş olmuyor vaka ama kullanılsın diye. Herkes bir şey veriyor. Ebu Bekirler de, Ömerler de, Osmanlılar da, Aliler de bir şey veriyor. Allah elf-i merrat hepsinden razı olsun. Fakat o da 500 deveyi yüküyle verdiği söyleniyor. Siyer söylüyor bunu. 500 değil, 100 deve bile olsa 100 tane Ferrari eder. O da bir yönüyle öyleydi ama dünyayı tamamen kalben terk etmişti. Kesben kazanmıştı. Bu düstur da Hazreti Pir-i Mughan Şem-i Taba'nın düsturudur bildiğiniz gibi. Üç şeyden dolayı dünyayı kesben değil kalben terk etmek lazımdır diyor. Size bunları öğretmeye gerek yok. Sadece anahtar ifadeler sırası gelince bazı şeyler onları tedavi ettiriyor, oluyor. Şimdi bir taraf böyle çok korkunç, ürpertici bir mahrumiyet yaşıyordu. Burada antiparantez şunu diyebilirim. Yani mağduriyeti, mazlumiyeti, mahrumiyeti, her şeyinize el koymayı çok ciddi bir kayıp saymayın. Bir kere nezd-i ülugiyette bunların size öyle hazineler halinde dönmesi söz konusudur ki çok rahatlıkla o kutsi hadise bağlayarak söyleyebilirim. مَا لَا اَيْنُ رَعَتْ وَلَا اُذْنُ سَمِيَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ Bir meselenin bu yanı var. Bir de dünya kamuoyunda hep böyle sürüm sürüm hale getirilen,
mazlumiyet, mağduriyet, mahkumiyet, böyle ızdırar haline maruz bırakılma halleri bir kere bütün kalplerin size teveccühüne vesile olur. Bu da ayrı bir kazanımdır. Yani bir yerde dar bir alanda dar düşünceli, dar anlayışlı, kısa görüşlü insanların mezalimine maruz kalırsınız. Fakat bir yönüyle o mazlumiyet, o mağduriyete mahruti bakan insanlar, meseleyi bütüncül bir nazarla ele alan insanlar size teveccüh ederler, şefkatle üzerinize eğilirler. Onun için sağdan soldan haberler gelir, derler ki yaşadığınız bu mağduriyetten, mazlumiyetten dolayı bağrımız size açık, gelebilirsiniz. Birileri bağırlarını değil, bağışlayın, ihtiyaç görmek için ihtiyaç yerlerinin kapılarını bile size kapamalarına mukabil cihan evlerinin, odalarının kapılarını size açar. İşte Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye şeref kudum etmek suretiyle o şerefti ki Yesrib'i medeniyet merkezi Medine haline getirmişti. Bir kere oradaki Ansar-ı Kiram, daha sonra o unvanı onlar aldılar. Ansar-ı Kiram onların bu durumuna bakıyordu, böyle diyordu. Fakat aynı zamanda onlar bir de tecrübeleriyle oraya bir firaset, bir kiyaset, bir dünyayı doğru okuma, bir ticarette başarılı olma meselesi getirmişti. Oradaki kadim kitabın salikleri esas, kütübü salife erbabı, bütün kabail ve tevaifiyle ticaret merkezlerini ellerine geçirmiş, dünya ticaret yollarını ellerine geçirmiş, organlarını ellerine geçirmiş, onları sadece hurma bahçelerinde ırgat gibi çalışır hale getirmişlerdi. Mekkeli firasetli insanlar, li'ilâfi Kureyş'in ilâfihimle resmedilen çizgide, şimdi Sebe, şimdi Şam falan deyip, kışın bir tarafa, yazın bir tarafa, o meseleyi de çok iyi bilen insanlar, onların da onlara vereceği şeyler vardı. İnsanlığın itaat tablosu, o mahruti bakışıyla ilk defa, sadece mazlumu, mağduru, bu maruzu görüp gözetme meselesi değil. Sanki Cenab-ı Hakk'ın sevki sübhanisiyle, onun da yüksek firasetiyle bütün arzu edilen şeyleri tahakkuk ettirmek için Mekke'den gelen muhacirin kiram efendilerimizle Medine-i Münevvere'deki mukim Ansar-ı Fiham efendilerimizi kardeş yapıyordu. Herkes kardeş olmuştu. Bu sadece onların Müslümanlık çizgisinde bir yani Müslümanlık çizgisinde bir araya gelme. İşte onu Allah bir, din bir, diyanet bir, kitap bir, vaat edilen şeyler bir esasen, akibet bir, cennete inanma bir, cehenneme inanma bir, azaba inanma bir, aynı zamanda nimete inanma bir. Bir sürü birler bir araya getiriyordu. Onlarla böyle bir şey olmuştu. Ama bir de Medine mukavelesi vardı aynı zamanda. Muhacirine kiram efendilerimizin oraya gelmesiyle bir kere orada Beni Kaynuka, Beni Nadır, Beni Kureyze gibi şeyler vardı. Ve çok yakınlarında aynı zamanda onların karargahı olan çok ciddi, güçlü, aşılmaz, girilmez Hayber gibi bir de bir yerleri vardı. Sık sık başvuruluyorlardı. Ve dolayısıyla işleri yani dümen tamdı, işleri yolunda gidiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda sadece onları kardeş yapmakla kalmamış, bir izafi kardeşlik diyeceğiniz şekilde onlarla da böyle bir mukavele imzalamıştı. Birbirlerinin malına, ırzına, canına ilişmeyeceklerdi. Birbirlerinin aleyhinde olmayacaklardı. Ve böyle bir mukaveleye karşılıklı imza attıklarından dolayı, içtimai mukavele, anayasa gibi bir şeydi o. Ve her sözüne bakılırsa onun siyerde, mağazi kitaplarında her sözüne bakılırsa çok böyle petanetli insanların ancak kafa kafaya vererek yapabilecekleri şekilde bir içtimai mukaveledir. Sosyal mukavele diyebilirsiniz buna. Bu tabiri Rousseau'nun kitabını tercüme edenler onun için kullanıyorlar da hani ben önce ondan dolayı kullanmadım. Yani içtimai mukavele dedim, bizim ifademizle söyledim bunu. Bu açıdan da Mekkeli, Medineli Müslümanların sadece kardeşliği değil, aynı zamanda diğerlerine de zilliyet planında, izafi planda kardeşlik kapıları aralanmıştı. Beraber ticaret yapabilirlerdi, beraber bağ ve bahçe timarı yapabilirlerdi,
beraber kervanlar teşkil edebilirlerdi. Ve bu mesele bir yönüyle belki bazı müfsitler, Medine'deki münafıklar, her zaman münafıklar heyeti İslamiye'ye hep zararlı olmuştur. Cemaati İslamiye'ye hep zararlı olmuşlardır. İki yüzlü insanlar, dünyaya tapanlar, söylerken yalan söyleyenler, söz verdiklerinde sözlerinden dönenler, ahdettikleri zaman karşı tarafa gadredenler, emniyet bilmeyenler, kendilerine bin iyilik yapsan, fakat sadece sanki kendilerine bir kötülük yapılmış gibi bir şeyle, muhtemel bir şeyle, bir şüpheyle karşı karşıya kaldıkları zaman mümine kafir gibi muamele yapan densizler, aşağılar, bayağı insanlar, ahireti unutmuş dünya perestler. Evet, böyle insanlar vardı, o dönemde de vardı. Bunların serkarı veya serkeri vardı. Bildiğiniz gibi Abdullah İbni Übey İbni Selul. Daha başkaları da vardı. Gelip itiraf edip Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme samimi, yürekten iltihak edenler de oluyordu. Fakat Efendimiz bu iceberg'ler gibi esasen buzlaşmış nifakta tamamen onları bu İslam'ın havzı kebiri içinde yüksek fetanetiyle eritme yolunu tercih etmişti. Ayıpları yüzlerine vurmak suretiyle mahcup edip onları kaçırmak istemiyor. Kırarak yeni bir düşman cephesi oluşturmak istemiyordu. Onun için biri haber vereyim mi? Ya Resulallah falan 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 da var. Hayır, haber verme diyor onlara. Alem-i İslam'ın oradaki o mükemmel havz-ı kebirin içinde er geç onlar da o serkarları girince eriyecekler. Nitekim ondan sonra hakikaten öyle su yüzüne vuran nifak şebekesinden çok bir insana da rastlanmıyor. Çok ciddi bir mezh yapılmıştı. Yani kimisi işin özü olmuştu. Bir yönüyle böyle potata dibe çöken esas altını, gümüşü, zeberceddi, zümrütü olmuştu. Kimisi suyu olmuştu, kimisi de köpüğü olmuştu. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle köpük akıp gidecekti, kalan da kalacaktı orada. Şimdi asıl buydu yani. Kur'an'ın ve sünneti sahihenin dünyada insanlığa vaat ettiği şey insanlık çapında. Evrensel, insanlık çapında insanlığa vaat ettiği şey işte bu espriye bağlı şeylerdir. İlle de herkes dibe vuran bir tortu gibi veya bir şey gibi veya yüze vuran bir kaymak gibi olmayacak. Taşıp giden köpük gibi olmayacak. Onun üstüne çıkan su gibi de olmayacak. Evet. Bunun gibi o kardeşliğin, o ifak ve ittifakın ileride Cenab-ı Hakk'ın o cemaata lütfettiği şeylerin bir çağrısı, bir daveti, bir duası, adeta fiili bir tazarru ve niyazı haline gelmişti. Cenab-ı Hak da o ifak ve ittifaka tevfikat-ı subhaniyesini sağanak sağanak başlarından aşağıya salmış, öyle bir kardeşlik tesis etmişti ki, biraz evvel arz etmeye çalıştığım gibi, tabiatlarına mal olmuş, birbirleriyle böyle sarmak dolaş oluyorlardı. Hani örnek hepinizin bildiği şey, dinlendirmeye matuk diyelim yani. Hani Ebu Talha'nın evine götürüyor. Esasen bir yönüyle o şeyi de esas fakirce yaşamayı bile belli bir dönemde, ihtiyaç içinde yaşamayı bile öyle tabiatlarını öyle sindirmişler ki hiç umurlarında değil. Ve yu'thirûne alâ enfusim velev kâne bihim hasâsâ. Hani çok yerde var. Akif Yermuk'ta da böyle bir şey, iki sahabi arasında cereyan eden böyle bir şeyden bahseder. Sefahat'ta görmüşsünüzdür. Diğerinde değişik mevzelerde hep dinlemişsinizdir. Hani misafir eve gidince diyor ki ev sahibi hanımına, evde yiyecek bir şey var mı? Ben misafir getirdim diyor. İhtimal bir iki gündür hiç yiyecek bir şey bulamamış. Çok zordur. Ben iki üç gün ekmek bulamadığım bir dönem de oldu. Böyle gözlerimin nasıl karardığını Üç Şerefeli Camii'nde kürsüye çıktığımda çanağın dibinde azıcık bir kaşık bal vardı. Ağzımı aldım. O da aç karına mide bulandırıyormuş meğer. Yani param bitmişti. Kimseden bir şey borç almayı da utanmıştım. Birinden bir ekmek de istememiştim zannediyorum. İki gün mü ne olmuştu. Bir insan oruca bir gün dayanır da iki gün dayanamaz.
Bu bayram kürsüsünde başım dönmüş ve içim bulanmıştı. Hala bugün aklıma gelince düşünürüm. Onlar da böyleydiler. Bidayette böyle yaşıyorlardı. Hanımına diyor ki çocuklar için hazırladığın o çorbayı misafire koyalım, verelim diyor. Misafirin önüne çorbayı koyarken aynı zamanda ışığı da söndürüyor. Mum herhalde o zamanki ışıklar mum. Veya o da daha sonra mı oldu? Hani camilerde kandiller içine esasen bir fitil koyuyor, zeytinyağı koyuyorlar. O fitilleri tutuşturuyorlardı. O fitillerle ışıklandırılıyordu camiler. Daha sonra bu esas o zeytinyağı konan şeylerin içine ampuller yerleştirdiler. Hali o avizeler öyle duruyor, öyle devam ediyor. Işığı da söndürüyor, mumu da söndürüyor. Allah alem mumdu yani. Çünkü ilk ışık sağlayan şey mumdu. Misafir çorbaya kaşık sallarken o da boşu boşuna çanağın tabağın kenarına kaşığını dokunduruyor, yiyor gibi görünüyor. Misafiri karnını doyuruyor ama o yine sofraya konduğu gibi aç kalkıyor. Sabah misafirin öyle izaz ikramda bulunduktan sonra Huzur Risalet Fenai'ye gelince Efendimiz buyuruyor ki hakkınızda şu ayet nazil oldu. Ve yusirûne alâ enfüsihim ve lev kâne bihim hasâsa. Kendileri fakru zaruret içinde olsalar, direnecek durumda olsalar bile başkalarını kendi nefislerine tercih ederler. Hani bir sohbet münasebetiyle isarlaşma dediğimiz şey budur. Onu tabiat haline getirme. Yani sadece sıradan bir kardeşlik haline gelme değildi. Bağ bahçeyi bölüşme, evleri bölüşme aynı zamanda böyle bir yemek yemede, yedirme mevzuunda karşı tarafı nefsine tercih etme. Bunlar öldü, çok geride kaldı. Hala hazırdaki ürpertici, insanın midesini bulandırıcı, insana karşı yapılan muamelelere bakınca bunlar çoktan öldü ve geride kaldı. O ishar ruhu yok. Ona binaen zannediyorum belimizi doğrultmanın önemli faktörlerinden bir tanesi de isarlaşmadır. O isarı da esasen kardeşlik ruhu gibi iştenleştirme, tabiatımıza mal etme. Biri gelse dese ki o ikram yapan insana, mükremün ileyhe karşı ikram yapan insana, sen isar yaptın böyle. Ya öyle bir şey hatırlamıyorum ben. Neden? Çünkü tabiatının gereğini esas. O tabirle ifade belki doğru değil ama o mevzuda farklı kelime de bulamıyorum. İç dürtü diyorum yani. İç saik diyorum. Veya isterseniz bazı şeyler için kullanılan, sofilerin de çok kullandığı insiyak diyebilirsiniz. Düşünmeden, taşınmadan, irade demeden bu mevzuda, azim demeden, gayret demeden birdenbire iç insiyakla yapacağı şeyi yapıyor. Öyle bir kardeşlik tesis etmişti. Ha bu hepsinde, özür dilerim, aynı seviyede miydi? Hepsinde zirve yapmış mıydı? Sülletüm minel evvelin ve kalilüm minel ahirin. Onlar öyleydiler yani. Başkaları o seviyeye ulaşmaları mümkün değil. Ama daha sonra gelenler biraz birbirlerine müsavi olmaları durumu itibariyle ashab-ı yemin için diyor. Sülletüm minel evvelin ve sülletüm minel ahirin. Bir zümre onlardan, bir zümre de onlardan. Onlar öyle bir faikiyeti Hazreti Pir'in de 27. sözde sahabinin fezail üstünlüğü ve faikiyetini ifade sadedinde serdettiği şeylere bakarsanız yani o tabiini kiramın devasa insanları hani 1 milyon hadis biliyordu denenler var yani. Kur'an-ı Kerim'le her gece efendim 2 rekat namaz kılan insan sayısı hiç az değildi. Senenin bütün günlerinde oruç tutan insan sayısı hiç az değildi. Her gün bir hatim yapan insan sayısı hiç az değildi. Ömrünü Atay ibn-i Ebi Rabah gibi çok yani. Kabe'nin içinde geçiren, evinin yolunu unutan insan sayısı hiç az değildi. Bu güzide insanlar, bu nadide insanlar, evet böyle mükemmeldi ama fakat hani mükemmelliklerinin esas desenini meydana getiren hususlar bunlardı bir yönüyle. Onlar ne kadar Allah'a müteveccihler, ne kadar o potada erimiş tamamen.
ne kadar yok olmuşlardı. Niyazi Mısır'ın sözünü burada tedavi ettirdi. Ben sanırdım alem içre bana hiç yer kalmadı. Ben beni terk eyledim, gördüm ki yer kalmadı. İnsan kendine takıldığı sürece bence bir yönüyle hep böyle cendereden cendereye, cendereden cendereye gider. Ama kendinden koptuğu, bir yönüyle kendi üzerine bir çarpı çektiği, kendi çıkarlarını düşünmediği, kendi menfaatlerini kafasından silip attığı zaman öyle bir mahiyet kazanır ki adeta o bütün bir heyet olur. Bu da Hazreti Pir'in sözünü hatırlattı. Kimin himmeti, milleti ise o tek başına bir millettir. Ve örnek, inne İbrahim'e kâne ümmeten kâniten. Hazreti İbrahim bir fert değil, bir ümmet de adeta. Öyle bir çekirdekti ki tek insan. Ayrılırken eşiyle ayrılıyordu. Meduh-u Tamya'dan. Eşiyle sadece, fakat öyle bir çekirdekti ki o, işte size kadar herkesi semere veren odur yani. İshakıyla ayrı ağaçlar, ayrı fideler, ayrı selviler diyelim, ayrı çınarlar. İsmail'le ayrı çınarlar, ayrı selviler, ayrı başaklar. Allah'ın izni inayetiyle öyle bir tohumdu ki Kur'an-ı Kerim'in ifade etmesiyle ve metelü kelimetin meselledine yunfikun envalen fi sebilillah kemesel habbetin embetet kemesel habbetin embetet seb'e senabile seb'e senabil. Efendim, 7 tane sümbül. Fî küllü sümbületin mi'etü habbe. Her sümbülde de 100 tane var. Bu bir misal. Bu istihare, bu temsille Allah Celle Celaluhu. Böyle mahz-ı hayır, tam ihlas ve tam rızayı gözetme ve tam aşkı iştiyak mülahazasıyla bir tohum bazen böyle 7 tane sümbül verir. Her bir yerlerde bunların 100 tane tohuma dönüşür. Allah'ın izni inayetiyle. Birileri bin eder, birileri Allah milyon yapar. Onlar o kıvamı sergilediklerinden dolayı Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla berekette başlarından aşağıya yağıyordu izni ilahiyle. Şimdi ille de hani sahabiye nazarlar verilirken, o kardeşliğe nazarlar verilirken esasen meseleyi birer vaka, birer hikaye dinliyor gibi olmamak lazım. Esas meseleyi onlardaki o sırlı noktaya bence tevcih ederek, acaba onlar öyle birileri binler yaptılar, bir tohum attılar, o kadar selvi, o kadar efendim çınar meydana geldi. Acaba o meselenin yolunu nasıl buluruz? Yeniden öyle bir meseleyi dünya çapında, nasıl Allah'ın izni, inayeti, riayeti, kilaeti, vekaletiyle yeniden bir kere daha tahakkuk ettiririz. İrademizin küçüklüğüne bakmayın. O iradenin çok samimi olarak kullanıldığı noktaya bakın bence. Meyelan, meyelandaki tasarrufta gözettiği noktaya bakın. Orada samimi, ihlaslıysanız, hedefiniz de Allah'ım, senin rızandan başka, hoşnutluğundan başka bir mülazam yoksa şayet, bir gün göreceksiniz, bugün bazı arkadaşlarınızın dünyanın dört bir yanına saçtığı o tohumlar, o birer birer tohumlar. Bunlar ser çekecekler, başaklara yürüyecekler, haristanlar, bağistanlara, bostanlara, gülistanlara çevrilecek Allah'ın izni ilahiyetiyle. O bağistan, o bostan, o gülistanların ağaçları altında dolaşan insanlar, sürekli yad-ı cemil olarak sizi, arkadaşlarınızı yad ederek dolaşacaklar. Ve sizin defterinize de es-sebebü kel-fail sırınca sürekli hasenatlar akıp duracaktır. Yaptığınız şeyler bir gün iren bağları haline gelecek. O bağların altında diyecekler ki, bu kardeşlerimizden Allah ebeden razı olsun. Ruhu Seyyidül Enam'a komşu eylesin. Firdevs ile sevindirsin. Amin, amin diyecekler. Ve altına oturdukları her ağaç, her selvi, her çınar altında ellerini açıp sizi birer yad-ı cemil olarak yad edecekler. Ötelerde sizin için kendilerine göre makamlar, payeler takdir edecekler. Hüsnü zanla anacaklar sizleri.
Şimdi bugünkü muvakkat mağduriyet, mazlumiyet, buna karşılık kazanmış mı oluyorsunuz, kaybetmiş mi oluyorsunuz? Cevap vermeyin. Meseleyi sadece çok sevimli kelimelerle olmasa bile vicdanınıza havale edin. Ben inanıyorum ki onun kapıları kale kapıları kadar açıktır, geniştir. Oradan içeriye girsin. Karar vicdan mekanizması tarafından. Latife-i Rabbaniye, his, şuur ve irade tarafından verilsin.